Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırı yapan şahsın serbest bırakılmasını soracağız. Videolarımızı izledikten sonra mutlaka kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde, İlave TV sizleri seviyor. Ya adalet yok ki Türkiye'de. Evet. Türkiye'de adalet yok. Bu kadar basit. Peki aynı saldırıyı başka bir lidere yapsalardı? İktidar yanlısı olsaydı ne olurdu? Şimdi kim bilir kaç kişi şey yapılırdı, gözaltına alınırdı. Tutuklanırdı. Tutuklanır tabii. Başka hiçbir şey demeye gerek yok. Ben bir haftadan beri çarşıda değilim yani, burada değilim de. Otelde kalıyorum, hiç bilgim de yok. Haberiniz yok, yok mu? Yok yok yok. Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk vurdular. Yumruk vuruldu da. Adam serbest yakalandı, serbest bırakıldı. Ne düşünüyorsunuz? Onu bilemem. Suçu neymiş, ne yapmış onun? İşte yumruk vurdu suçu. Ceza işlemleri, hak ve hukuk var, adalet var, hepsi. Serbest bırakıldı. Bir şey diyemem ona. Peki, başka bir lidere saldırılsaydı o şahıs serbest kalır mıydı? Ya, adalet hiç var, evet. Hak var, hukuk var, devlet var, şey var, hepsinin ne işlem yapılacaksa yapılması gerekiyor yani. Serbest bırakılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Serbest bırakıldı. Evet. Şu an bir şey diyemem ki ben onu. Valla ne düşüneyim ki, bu ülkede her şey mümkün. Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. Başka bir şey nedir? AK Parti Belediye Başkanı gitti dün, şahsın elini eteğini öptü, video çekti. Teşekkür ediyoruz, arkasındayız diye. Onlardan her şey beklenir. Aynı saldırıyı başka bir lidere yapsalardı ne olurdu? Anında tutuklanır, cezası kesilirdi. Ne olacak? Farklı bir şey beklemiyorduk zaten. Şaşırmadınız. Şaşırmadık. Peki AK Parti ilçe başkan adayı dün şahsın yanına, saldırganın yanına giderek elini öptü. Arkasındayız mesajı verdi. Ne düşünüyorsunuz o konu hakkında? Ya dediğim gibi biz zaten farklı bir olay beklemiyorduk. Peki başka bir siyasi lidere saldırılsaydı sonuç ne olurdu? İdam çıkardı. İdam cezası çıkardı. Doğru söylüyor. Şerefsizlik. Demek adalet yok. Adalet olsaydı böyle olmazdı. Bir de utanmadan 600 tane avukat Osman'a şey yapıyor. O yumruk atanı koruyor. Bu şerefsizliktir. Adalet yok demek ki Türkiye'de. Ve aynı zamanda dün 4 yaşında çocuğun ırzına geçtiler. Suriyeli kimse. Onları da serbest bırakırlar onlar. Ya bu kadar adaletsizlik olmaz yani. Peki saldırganı ziyaret eden AK Parti Belediye Başkanı adayı elini öptü, yanındayız mesajı verdi. Şerefsizlikten başka bir şey değil. Peki aynı saldırıyı başka bir lidere yapsalardı o saldırganın durumu ne olurdu? Ölümlerde ölüm beğensin. Sorgusuz sualsiz onu hemen atarlardı ve şey verlerdi, büyük cezalar verlerdi. Adalet yok diyorum ben. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ama şu var, o 4 yaşındaki yavrunun katilini bulup cezalandırmalar lazım. Yazık, günah. 4 yaşında. Bulsa ne olacak? 2 yıl sonra onu da salarlar. Onu da cezası olur. Yok. Adalet yok çünkü. Yazıklar olsun. Yani büyük bir şanssızlık. Aslında ülkemiz kanun ve kurallar ülkesi olarak uzun süredir görevini yürütmekteydi. Bundan vazgeçildi. Bundan geriye dönüş olduğunu görüyorum. O da yönetimin zaaflarından kaynaklanıyor. Peki AK Parti'nin belediye başkan adayı ziyarette bulunarak elini öptü ve Osman amcanın arkasındayız mesajı verdi. Ne düşünüyorsunuz? Yani buna politize olmamak gerekiyordu. O insanların böyle saldırgan tavırlı yapılara veya siyasi de olsa da sahip çıkılmaması gerekiyordu. En azından eleştirmeleri gerekiyordu. Peki aynı saldırıyı başka bir lidere yapsalardı saldırganın durumu ne olurdu? Derdest edilip hemen gözaltına alınır, günlerce içeride bırakılır, hemen de tutuklanacağını düşünüyorum. Tabii yargıya müdahale etmemek adına fazla açıklama yapamıyorum ama muhakkak öyle olurdu, öyle yaparlardı. Adalet istiyoruz. Bu konu hakkında ne düşünüyorum? Çok yanlış. Diğer parti başkanlarına böyle bir saldırı yapılmış olsaydı anında müdahale edilir.
ve gereken işlemler yapılırdı. Ama maalesef ki CHP'ye yapılan bu saldırıyı çok kınıyorum ve nasıl diyeyim, çok zor bir şey. Yani bu yapılan saldırı hiç hoş bir şey değil. Atıyorum AKP ya da MHP'nin başına böyle bir şey gelmiş olsaydı anında müdahale edilirdi. Çok büyük haksızlık var burada. Saldırıyı övenler hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte ilçe belediye başkan adayları işte yanına giderek elini eteğini öperek işte Osman amcanın yanındayız mesajı falan verdiler. Ne düşünüyorsunuz? Çok yanlış. Çok yanlış. Ne düşünüyorum? Böyle bir şey bence yalakalık. Yalakalıktan başka bir şey değil. Ve gereken işlemlerin yapılması gerekiyordu. Yani bu çok büyük bir taviz bence yani. Başka bir şey değil. Vallahi bilmiyorum yani, hak ettiğini görmesi, cezasını çekmesi lazım adamın yani, vatandaşı yani. Bir saygısızdır ki bu şeye. Kılıçdaroğlu'na yapılan bir hareket. Peki AK Parti belediye başkanı adayı da yanına giderek şahsın elini öptü. O saldırganın ne düşünüyorsunuz? Orayı anlayamadım yani şimdi. Şimdi saldırgan serbest bırakıldı, evet. Evine gitti. AK Parti'nin de belediye başkanı adayı saldırganın evine giderek onun elini öptü. Yanlış bir hareket bana göre. Çok yanlış bir hareket yani. O saldırgan başka birisine saldırsaydı, başka bir siyasi partinin liderine ne olurdu? Daha farklı olurdu. Tutuklanır mıydı? Tutuklanırdı tabii. Bence de öyle yani. Abi rezillik ya. Yani bir insan, şimdi diyorlar ki 60 yaşında adam. Ya karşısındaki adam 75 yaşında, ben 73 yaşındayım. Şimdi o adama tutuyor, adam yumruğunu vuruyor. Bu adamı nasıl bırakırsın? Yani bir adalet olması lazım bu memlekette. Herkes için. Herkes için. Adaletsiz bir memlekette yaşıyoruz. Maalesef durum böyle yani. Saldırganı AK Parti belediye başkan adayı ziyaret ederek elini eteğini öptü. Ne düşünüyorsun? Onun yanında 800 tane avukat, ben dedi avukat olmak istiyorum dedi. Yani ne söyleyebilirim yani, rezilliğin altındaki bir şey yani, ne söyleyebilirim? İnsanın demokrasiye sahip olması lazım. Bir gün evvel Tayyip dedi ki Türkiye Cumhuriyeti'ni birlikte beraber şey yapacağız. Saldırıya uğramış muhalefet lideri var. İnsan bir telefon eder. Der ki ya biz yarın mecliste beraber bir birlik olacağız. Türkiye'yi ekonomik zorluklardan kurtaracağız. O adama sen bir geçmiş olsun demiyorsun. Diyorsun ki yazdık ya. Yazmış ne, tweet atmış. Evet. Alsın yani peki, o tweet. Peki aynı saldırıyı başka bir lidere yapsalardı ne olurdu o adamın durumu? O adam anında asılırdı orada. Orada asılırdı, mahkemesi de olmazdı. Olur muydu? Orada linç olurdu. Orada giderdi o adam. Zaten polisler götürürdü onu. Gazeteci, avukatı görmedi mi, ne yaptılar? İçeri aldılar bir anda, paramparça ettiler. Yüzü gözü paramparça. Yani söyleyecek bir laf yok. Memlekette adalet de yok. Var mı? Yok. Var. Ki nerede var? Bizim üst komşu var, Adalet abla. Ha, hanım değil mi? Evet. Olur canım. Sağ ol. Ya ne diyeyim, serbest bırakılması yanlış bence de. Evet. Sonuçta bırakmışlar. Adalet yok zaten ya. Peki saldırganı ziyarete giden AK Parti belediye başkan adayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Elini öptü, eteğini öptü, dedi ki Osman amcamızın yanınızdayız diye. O konuda bilgim yok da. Pek şey yapmıyorum, haberleri izlemiyorum zaten de. Evet. Haberlerde çıkmaz zaten. El öpmek bilmem yok, eteğini öptü, onlar da yanlış şeyler. Peki aynı saldırı başka bir lidere yapılsaydı ne olurdu? Ya ayıp olur öyle yani, cenaze yerinde saldırmak yok. Hadi birkaç laf kelime söylersin de yumruk atmak bana göre yoktur, bizde yoktur ya. Şahıs ne olurdu yani sonra? Tutuklanır mıydı sizce? Ya ona bir ceza verilmesi lazım. Ya salınmış muhakkak, ona bir ceza verilmiştir de. Adli bilmiyorum, kontrol şartı var. O ne demek oluyor? Yani imza atacak gidip, 3 güne bir imza atacak, yurt dışına çıkmayacak ya da. Evet. Vermişler. Daha başka ne yapacaklar bilmiyorum. Hapiste, kaç gün hapiste tutacaklar veyahut da daha farklı bir ceza verebilirler miydi? Verirlerdi herhalde. Vallahi onu yapan utansın yani. Ona yumruk atan utansın yani. Hiçbir görüşte, hiçbir sıkıntıda kavga, gürültü, şiddet kesinlikle yanlıştır. Yani görüşü ne olursa olsun. Hani ben beğeniyorum, beğenmiyorum ayrı bir konu. Ama ona şiddet uygulama, öyle bir hakkı kimsenin yoktur. Aynı görüşte. Peki o saldırıyı başka bir partinin liderine yapsalardı aynı ne şey olurdu? Aynı. Ceza alır mıydı?
Ben onu bilemem. Hukukçu değilim yani. Hukukçu hayır, değilim. Hukuk var, adalet var. Yani, adalet kim hırsız? Aslında yani amcanın dedikleri harfiyen ben de katılıyorum. Saygısızlıktır. Bu memlekete bir çivi çakandan Allah razı olsun. Kim çakıyorsa. Ama şiddet hiçbir zaman iyi bir şey değil. Şiddeti kabul et. Serbest, o işte kanunların, hukukumuz çok önemli. Bugün mesela adam 4 sene ceza yiyor, gene piyasaya geziyor. Cezaevleri dolmuş. Ha bu anayasanın değiştirilip bunlara önlem alınması lazım. Türkiye'de ne yazık ki Kılıçdaroğlu da sonuçta bir milletvekili ve dokunulmazlığı var. Burada görüyoruz ki çifte standart var. Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanı'dır, evet dokunulmazlığı var, ancak küfür edenler veya hakaret edenler bu yüzden binlerce kişi cezaevinde ve bu şekilde birçok kişi de ceza aldı. Ancak Kılıçdaroğlu muhalefet olduğu için görüyoruz ki buradaki hakim ve savcıların kendi görevlerini yerine getirmediklerini daha açık ve net görebiliyoruz. Cumhurbaşkanı hakaretten bir insan ceza alabiliyorsa aynı şekilde Türkiye'nin ikinci partisidir Kılıçdaroğlu. Sonuçta milletvekilidir. Aynı şekilde yargıçların aynı cezayı da vermesi gerekmektedir. Burada bir siyasi bir pusu gibi siyasi bir siyasi bir taktik olarak görüyoruz. Hamle yaptı. Hamle yaptı. Yani buradaki önemli olan burada ya, Türkiye'de evet yargı büyük bir güvensizlik var. Bunu daha açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Yani evet Tayyip Erdoğan'a hakaretten binlerce kişi ceza alıyor ve içeriye düşüyor. Ancak Kılıçdaroğlu'na hakaret edebilirsin, döve edebilirsin. Bu daha çok karşı tarafı daha da güçlendiriyor. Bu daha da insanları kutuplaştırmaya ve daha da germeye devam eder. Bu şekilde normalleşme olmaz. Doğru bulmuyorum. Serbest bırakılmamalıydı. Gereken cezayı görmesi lazım. Her şeyin bir müeydesi var. Yani bu çok haksızlık oldu. İşte hak yerini bulmadı. Yani hepimizin başına gelebilir. Hepimizin yani söz hakkı var, hürriyeti var ülkede. Herkes görüşünü bildirebilir. Yani o da cenazede böyle bir şeyin yapılması zaten baştan bir haksızlık. Şehitlere de saygısızlık. Yani doğru bulmuyorum. En başta onu doğru bulmuyorum. İkincisi bir liderdir. Kendisi toplumda saygınlığı olan. Böyle bir şey yani halk galeyana niye gelsin, niye oluyor? Kışkırtılıyor bence bunlar yani toplumda kışkırtılıyor. Peki efendim serbest bırakıldıktan sonra AK Parti belediye başkan adayları şahsın yanına giderek, saldırganın yanına giderek ellerini öptüler ve yanındayız mesajı verdiler. Aynı durum başka bir siyasi lidere yapılsaydı ne olurdu? Vallahi kime yapılırsa yapılsın. Yani tasvip etmiyorum. Olayı bir kere tasvip etmiyorum. Adalet hiçbir bakımından bakarsak yani serbest bırakılır mıydı? Bırakılmayabilirdi de. Bırakılmayabilirdi tabii ki. Yani burada kişisel değildir. Suç kişisel olmamalı. Suç öyle bakmamak lazım. El öpmek yanlış. Çok yanlış. El de öpmemek lazım. Hiçbir zaman hak yerini, ceza yerini bulmalı. Adalet yani ne yapılırsa yapılsın. Yani yanlış. Tamamen yanlış. Vallahi memlekette çok çok daha hafifini yapan insanlar tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. Basit bir sosyal medya paylaşımından dahi gözaltına alınıyor. Ama bu ülkenin ana muhalefet partisi liderine bir şehit cenazesinde bu kadar çirkince bir saldırı yapılıyor ve bırakılıyor. Ve itirafında da söylüyor zaten. Vurdum diyor. Slogan atmaya başladım diyor. Ben slogan atmaya başlayınca herkes attı diyor. Yani bir tür orada teşvik de yapmış ayrıca. Sadece bireysel. Tabii provokasyon. Kendisi de yapmış. Ve belli ki orada bir başka organize iş var. Başka organize iş var. O kadar ahaliyi de kışkırtan, bağırttıran, çağırtan bir şey var ama devlet kolluk kuvvetleri gereğini yapmamış. Gereğini yapmamış. Şurada 3 tane liseli çocuk bir şey yapsa, bir slogan atsa 100 tane polis üstüne çuvallar. Yok burada hiçbir şey yok. Ya bu yakışık alan bir durum değil. Ülkeyi de geren bir şey bu. Bu tür şeylerin cezasız kalması, gereğinin yapılmaması ülkede de gerginlikle soruşturuyor her seferinde. Dolayısıyla yani böyle bir sonuç açıkçası ben beklemiyordum.
Yazık saldırganı, ya. Saldırganı AK Parti belediye başkan adayı, ilçe belediye başkan adayı ziyarete gitti. İşte elini eteğini öperek Osman amcamızın yanındayız mesajı verdi. Ne düşünüyorsunuz? Valla başkaca şeyler de gördüm. Yani internette dolanıyor, ellerini öpüyorlar. Yani bir tür ellerine sağlık mesajı veriliyor. Evet. Ya yani bunlar çok çirkin. Yani ne deniyor o zaman? Yani dövmeye devam mı edin? Yani muhalefete saldırmaya devam mı edin? Her yerde linç edin, bulduğunuz her yerde. Bu mu deniyor yani? Yani bu açıkça bu ülkede iç savaş çağrısıdır. Bu yapılan şey iç savaş çağrısıdır, kavgadır, şiddettir. Bu mesaj verilmiştir. Ama ben inanıyorum bu ülkede barış kazanır. Barış kazanır, kardeşlik kazanır. Yani bu ülkeyi birbirine kırdıramazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar kırdıramayacaklar. Olmayacak yani. Aynı saldırıyı başka bir siyasi parti liderine yapsalardı ne olurdu o saldırgan? Vallahi biz kendi arkadaşlarla aramızda konuşup yani esprisini yapıyoruz yani. Şu Tayyip Erdoğan'a yapılmış olsaydı herhalde orada 15-20 tane ölü çıkardı. Artık o polislerin ne yapacağını ben düşünemiyorum bile. Yani burada ise yani yok yani bir en ufak müdahale yok. Kendiliğinden dağılması bekleniyor. Kendiliğinden. Bırak onu yani bir çevik kuvvet orada bir süpürme harekatı yapsa hiç kimseye vurmadan yani kalkanlarla şöyle ittirse orada kimse kalmaz zaten. Hulusi Akar'ın açıklaması hemen olaydan sonra. Yani olay anındaki açıklamalarını evet. Dinledik. Yani oradaki o kalabalık bir insanı linç etmeye çalışan bir kalabalık ve ona karşı onlara karşı kardeşlerim arkadaşlarım diye hitap ediyor. Dersini verdik. Ders verildi diyor. İşte tamam diyor. Mesajınızı verdiniz diyor. Dağılabilirsiniz diyor filan. Şimdi yani bir genelkurmay başkanı yapmış bir kişiye bir savunma bakanına bu yakışır mı? Ya bu söylenecek söz mü? Yani sanki oradaki kalabalık yani bir demokratik protesto yapıyor. Şimdi bak demokratik protestoyu anlarım. Çeşitli siyasilere yapılır. Tayyip Erdoğan'a da yapılmıştır. Kılıçdaroğlu'na da yapılabilir. Herkese yapılabilir. Orada linç girişimi var. Yani linç girişimiyle demokratik protestoyu birbirinden bir ayırmamız gerekiyor. İkisinin farkını ayırmamız gerekiyor. Ya burada fark ayrılmıyor yani. Bunlar linççi bir kalabalık var orada. Ha, evet bir sürü masum insan provokasyona getirilmiş, kışkırtılmış o ayrı. Ama zaten aylardır süren kışkırtma var. Yani işte Süleyman Soylu'nun CHP il başkanlarına ben şehit cenazelerine sokmayacağım diye müsteşarıma talimat verdiğim diye aleni açıklaması var. Daha ne olsun yani. Yani devletin tepesinden kışkırtılıyor vatandaş. Ya vatandaşı suçlamayalım orada. Esas yani bu ortamı, bu gerginlik ortamını yaratana bir bakmak lazım. Yaratanlara bir bakmak lazım. Evet. Yoksa yok orada Osman amca olur. Başka bir yerde başka amca olur o. Hasan amca. Olur yani. Evet.